Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi. Derslerinizge, barçamızge Ramazan mübarek olsun. Yarın mutbugan musayam. Kalganın mübarek olsun inşallah. Allah subhanahu ve teala zaman ve mekanına halık. Zaman mekanına bağlık. Cisminin hareketlerinden zaman payda bulur. Eğer borliqdan tashqariga chiqsangiz, zaman o'tmaydi. Hoziru, o'tmishu, kelajak bitta bo'ladi. Zaman shu fizik olami ichida xolos. Bizga taalluqlisi ya'ni. O'sha zamondan Alloh subhanahu va taolo xohlaganini, xohlagan qismini biz uchun maxsus amallarga xoslab bergan. Mekanını hem o düşündü. Zaman tekrarlanadigan narsa. Zaman asıl tekrarlanmaydı. Vakt birligi tekrarlanadı goyan. Yani tün her gün keledi. Gün her gün keledi. Allah subhanahu ve ta'ala bendelerge daimi amelini buyursa hakkı var. Lekin bendeler kadir olmaydı. Şunun için onlarge bazı vakitlerini bilgilendirdi. O şu vakitte amel kılıçları için. O şey belirlengen vakitlerini haklageni de Allah subhanahu wa ta'ala. Pezilet bilen haslıydı, haklagenini. Hüttü ki mesela Kabe'nin yerini, mekanlarının arasında Kabe'nin yerini pezileti kılıyeni Kabe. Eğer Kabe'nin ferezen, türbürçek binanı buz taşısız, yine o şey mübarek bir kalı olur. Yani 50 metre peske kevlesiz, yine mübarek bir kalı. Tepesindeki 100 metre kursiyiz, o şey yer mübarek böyle. O şey yer, o şey buka, Osman geçe bugün belenlikte mübarek hesaplanır. Havası yer. O şey yerinin yukarısı. Gep Kabe bina demez, gep yerde. O şey tuprak cidden ki bilen bir kıl, Medine'nin ki bilen bir kıl, Uzbekistan'ın ki tuprak adakı tuprak uyan, taş. Lekin o şey yerine Allah mübarek kıyan, hasılı. Yüzümüzü uşakı karatışını bizge buyuruyor. O tüşünün mekanlarını özü haklıgan içe mübarek kılgeni kebi, o şiirge uzunlu, has, fazlını yöneltirgeni kebi, zamandan hem bazı kısımlarge uzunin fazlını yöneltirgen. Ana şundey, haslengen müddetler, zaman bölekleri arası da en kette hacimde bilgilengeni Ramazan bulur. Mesela Eid-i Kurban hem mübarek 3 gün kurban ayıydı. Aşura günü hem mübarek günlerden 1 gün. Cümede bir mübarek saat var, dua-i icabat buladı. Lehze. Cüme günü lehze. Tünde bir lehze var, o şu vakitte hem dua-i icabat buladı. O şu için kıyam-ı leyl ne mi için kılınladı? Keçesi bilen kıyam-ı leyl kıyam adam, o şu lehzenin takma ilacı yok. Çünkü o bitti lehze, geyeştirilgen buladı. İki mi, üç mü, dör mü, bilmeyiz. İki yu, iki mi, üç yu, bir mi, bilmeyiz. Bir lahza böyle. O şey lahza da, yeryüzünde kim kol açıp durgen olsa, deme sorgen olsa, kabul olgen böyle. O şey vakit. O şey lahza halas. O şey lahzanın tapışı için, kıyam-ı leyl kılın. Allah Ta'ala bendelerge, özü has, şuna kadar bazı bir vakitlerini acretken. Şunların arası da, en uzun acretilgeni Ramazan böyle. Hiçbir ibadet Ramazan'da kadar devam etmez, sürünkeli olmaz. Hac 3 günde turkunda tügedi. Ümre 3 saatte tügedi. Namaz ham 5 dakika 5 dakika günde uyağıda, tünde uyağıda şundu. Ama ertelepten keçkeçe daim sürünkeli ibadet fakat roza. Ona ham 30 gün ketme ket buluşu fakat Ramazan'da. Fars kılınken. Ana şunday Allah Ta'ala bu ayını mübarek kılgen, nümebilen özüge bağlanış bilen. Şunun için Kur'an'ı hem şu ayda nazil kıyın. Kur'an şu ayda nazil bugünü bilen bu ay mübarek bugün. Çünkü Kur'an insan kemalatı için nazil kılınken. İnsan kemalatı tenenin metri bilen yelkeni kimliği bilenmez. Rengini ak karalığı bilenmez. Belki ruhani, ahlaki kemalat bilen böyle. O şey kemalatını hasıl kılışken Kur'an nazil kılınken. O Ramazan'da nazil kılınken ve o şey kemalatını çok kusuyla çıkartışken roza haslınken, Ramazan ayı haslınken.
kemalat oson hosil bo'lishi uchun bu oy fazilatli qilingan. Shaytonlarni baylanishi ham o'shuning uchun. Jannat eshigini ochib qo'yilishi ham shuning uchun. Do'zax eshiklarini yopilishi ham shuning uchun. To'g'ri kishi haqiqiy bandalikni, ubudiyatni va insoniy kamolotni hosil qilsin bu oyda. Osonlashtirish uchun qilingan. Shuning uchun bu va'dalarning hammasi ro'zadorlarga Ramazonda rahmat oyi bo'lgani. Unda mag'firat, Allohning rahmati, fazlik bo'lishi doimiy. Do'zaxdan ozodlik bo'lishi hammasi Ramazonga xoslangan. Nima uchun? Aynan o'sha fazilatlarni hosil qilish uchun. Rahmat Alloh subhanahu va taoloning rahmati bir lahza ham ayrilmaydi o'zi. Insondan, yer yuzidan, butun mahluqotdan. Rahmati vasi'at kulli shay. Lekin Ramazonda rahmat nozil bo'ladi degani ko'payadi, mo'llashadi. Agar Allohning rahmati bir lahza uzilsa dunyoning hayoti davom etmaydi. Faqat Ramazonda ziyodalashadi. Kimlar uchun? Ro'zadorlar uchun. Shaytonlar baylanadi. Kimlardan? Ro'zadorlardan. O'shuning uchun bir odamni gunoh qilayotganini ko'rsangiz, ro'za tutmaganini ko'rsangiz, hayron bo'lmang. U ro'zadorlarga bu va'dalar. Jannatning eshigi ochilishi, do'zaxning eshigi yopilishi degan mavzu ham ikki xil tushunilgan. Haqiqiy ma'noda, ya'ni haqiqatan jannatning eshigi ochib qo'yiladi. Umr oy bezatilib. Haqiqatan do'zaxning eshigi yopilib qo'yiladiki, shu oylarda vafot etgan kishi albatta jannatga to'g'ridan to'g'ri keladi. Haqiqiy ma'noda bo'lganda bu ham ro'zadorlar uchun. Fosiq fojir odam, Allohning oyatlarini inkor qilgan odam marhamat do'zaxning eshigi ochiq bemalol. Do'zaxning eshigi yopilgani, jannatning eshigi ochilgani bu ro'zadorlarga xos va'da. Majoziy ma'noda tushunganlar ham bor. Ya'ni jannatga olib kiruvchi amallarning ziyoda bo'lishi, do'zaxga olib boruvchi amallarning yo'q bo'lishi deb tushungan ba'zilar. Do'zaxning eshigi yopilib, jannatning eshigi ochilishi degan ma'no, lekin oldingi bu majoziy oldingi haqiqiy ma'nosi mashhur. Bu ro'zadorlarga va'da. Ana ro'zadorlarga Alloh subhanahu va taolo shaytonini baylab beradi, nafsini ochlik bilan yeng beradi. Shuning uchun iftorlikda, saharlikda odatdagida yoki undan ozroq yeyish kerakki, toyinki nafs egilsin, banda nafsini tarbiyalashga kuchi oson yetsin. Shayton ham baylab beriladiki, nafsini tarbiyalashga yordam bo'lsin. Toyinki kishi shu Ramazonda kamolga kamol hosil qilsin qanchadir. E'tikof ham shu oyda sunnat qilingan shuning uchun. Sunnat muakkada. U ham ruhoniy kamoliyatni, kamolotni oxirga yetkazish, tamomiga yetkazish uchun. Mana hozirgi tilovat, Qur'on o'qishimiz, Qur'on bilan ko'p bog'lanishimiz ham ayni shu kamolotga bog'liq. Shu munosabat bilan yana bitta hadisni aytib qo'ymoqchiman, bir ma'noni. Ana shu savoblar ko'paytirib berilishi zimnida sadaqotlarni ham savobi ko'paytirib beriladi. Sadaqotlarning ham savobi ko'paytirib, hamma amalni savobi ko'paytirib beriladi. Nimaga? Ixlos ortgani uchun. Chunki kishi Alloh subhanahu va taoloning muroqabasi va Allohning rayasidan boshqa biror narsa uni ro'zasini ushlab turishiga kifoya qilmaydi, kafolat bo'la olmaydi. Hech kim bilmaydi, masalan, tahorat qilyapsiz, og'zingizni chaqiyapsiz, yutvorsiz, hech bilmaydi. Kim bilib o'tiribdi? Faqat Allohdan qo'rqqanimiz uchungina hatto g'alg'ara qilmasdan tashlaymiz suvni tahoratda. Bir tomchi ham o'tkazmaymiz. Allohni muroqaba qilish shu darajada bo'ladi. Va kun bo'yi bir soniya ham shu o'zimizni ro'zamizni saqlash asnosida biz Alloh subhanahu va taoloning muroqabasida juda yuqori darajaga chiqqan bo'lamiz. Agar his qilayotgan bo'lsak. Shuning uchun Alloh taolo roza men uchun degan. Chunki unda ikkinchi biror kishini nimasa nasibasi yoki hissasi yo'q. Shu bilan birga nimaga men beraman degan o'zi hamma amalning savobini Alloh beradi. Nimaga men beraman degan desa ro'zada shu muroqabada va nafs shu och qolganda, chanqaganda hammaning nafsida qiyinchilik har xil kechadi. Shu bilan birga Rasul akram alayhi salatu vasallam ro'za tutgan odam uyat gap gapirmasin, uyat ish qilmasin, fahsh qilmasin, hatto o'zini ayoli bilan ham ya'ni uyat ish va shuningdek baqirmasin, birov bilan urushmasin va hokazolarni aytganlar. Axloqiy tarbiya, axloqiy me'yorlar. Bularni hammasini ushlab turishda kishi ro'zada yaxshigina qiynaladi nafs. Ochlikka qiynaladi. Shahvatdan tiyilishda qiynaladi. Hamma nafs har xil qiynaladi.
Farishta amalni yozadi, nafsni qiyinchiligini yoza olmaydi. O'shuning uchun Alloh men o'zim beraman degan, chunki uni hech kim bilmaydi. Hatto bandan o'zi ham bilmasligi mumkin. Va ana ajzi bihi, roza men uchundir va men beraman deganini zimnida ulamolar shu fahmni oladi. Ya'ni nima uchun Alloh men beraman dedi? Nimaga men uchun dedi? Chunki banda shuncha hadisning davomida chunki deydi Alloh ishtahasini, shahovatini men uchun tark qildi u dedi. O'shuning uchun men beraman. Nimaga shunday deydi? Chunki tarkda har kimni mashaqqati har xil bo'ladi. Uni hech kim o'lchamaydi. Farishta ham. Yolg'iz Alloh o'lchaydi. Shundan xotirjam bo'lingki, qancha qiynalsangiz, shuncha Allohga yaqin bo'layotgan bo'lasiz. Iloji boricha rohatga tushmaslik kerak. Shuning uchun biz ulamolar issiqdi kunida boshidan suv quysa joiz, hech qanaqa masalasi yo'q. Lekin ibodatdan malollanayotgan kayfiyat bo'lib qolsa karohiyati bor deyishgan. Tanasini quvvati uchun, davlanasi oshmasligi uchun, inson tanani ta'minoti uchun, tanani rioyasi uchun qilishi mumkin, lekin ibodatdan malollanish ruhi kelib qolsa makruh bo'ladi. Nimaga? Chunki siz aslin nafsni tarbiyalash, ibodatga chiniqtirish, malollanmaydigan qilish uchun tutyapsiz ro'zani o'zi aslida. Ana shu jarayon nafs shu ko'nikishi hammada har xil kechadi. Allohdan boshqa hech kim uni ichkaridan o'tgan narsani bilmaydi. Shuning uchun men o'zim beraman deydi Alloh. Misol ajr. Yana ba'zi ulamolar va ana men beraman degani Alloh taolo subhanalloh deb ham ajrini o'zi beradi. Lekin ro'zaga nimaga men deyapti desa, menman uni mukofoti degan, misolim degan ya'ni. Chunki Alloh subhanahu va taoloni didori ham bandani qurbatiga qarab har xil bo'ladi. Va didordan olinadigan bahra ham bandaning yaqinligiga qarab har xil bo'ladi. Kamolotiga qarab, yaqinligiga qarab har xil bo'ladi jannatda. Mana shu darajalarni Alloh subhanahu va taolo bu Ramazonga bizga ro'ziga oxlab bergan. Bundan juda qattiq jiddiy bir istifoda olishimiz kerak. Keyingi Ramazonga ilon yetkazsin, yetishimizga kafolat yo'q. Shu asnoda sadaqotlarni ham ajri ko'paytirib beriladi. Sadaqot tushunchasi islomda o'ziga xos bir o'z mol tushunchasi bor, bu pul tushunchasi, boylik tushunchasi o'ziga xos ma'noni kasb qiladi. Masalan, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Allohning nomiga qasam ichib aytganlarki, Allohga qasamki, sadaqadan mol kamaymaydi deganlar. Men o'zingiz o'yling, 10 ming pulingiz bor, 5 mingni berib yuborsangiz kamaymaydimi? 5 ming qolmaydimi? Kamayapti. Lekin u natijadan kelib chiqib aytiladi. Ya'ni siz kelajakda, kelgusi hayotingizda oldingidan boy bo'lasiz. Bugun pulingiz kamaygan bo'ladi. Bugun suratda kamaygan bo'ladi. Lekin unga shunday baraka kirgan bo'ladiki, o'sha qolgani sizni keyingi hayotingizga oldingi ko'pi yetmaydigan darajaga ham yetadi. Birinchi, ikkinchidan molni o'zi ziyoda bo'ladi. Siz keyingi kelajagingizni qarasangiz, haqiqatda ziyoda bo'ladi. Maymun ibn Mihron shuning uchun aytgan ekanlarki, men shu hadisni eshitganimdan beri sadaqa qilaveraman, pulim ko'payaveradi. Bir kishi buni eshitib borib, qilib ko'rib tushunib qilsa, puli kamayar ekan, hech ko'parmaydi, ko'paymasmish, kamayaver ekan, keyingi oyda undan ham kam, 5 ming bo'lsa keyingi oyda 7 ming qo'yan, keyingi oyda 5 mingga tushib qolgan, 10 ming bo'lsa 7 mingga tushgan, 5 mingga tushgan, 3 mingga tushgan, qarasa kamayib ketyapti. Borib aytibdiki, taqsir, siz shunaqa degan edingiz-u, shu hadisni aytganingiz, men ishonib qiluvdim. U aytganingizda bo'lmayapti. Shunday tanakanlarki, men buni bilmayman. Yo, sen Allohni sinayapsan. Men ishonib qo'yaman. Sen qilingchi, qani bo'larmikin, ko'payarmikin deb qo'yansan. Kamaymaydimikin deb qo'yansan. Au Allohning va'dasi ishonganlarga, sinovchilarga emas, Alloh imtihonga olinmaydi. Banda Allohga ishonadi, qiladi. Ishonmasa qilmay qo'yaversin. Ishonadi, qiladi, shunda Alloh va'dasini unga bajo keltiradi. Degan ekanlar. Mana shu tushuncha, masalan, sadaqadan mol kamaymaydi degan tushunchani o'zi ko'pchilikni hozirgi iqtisodiy nazariyasiga ko'ra to'g'ri kelmaydi. Moddiy o'lchamga ko'ra. Holbuki chunki kamayish kerak. Shunga o'xshagan yana islomiy qarashlardan biri molga mol Allohniki bo'ladi. Bandaga tasarrufi vaqtincha berilgan bo'ladi. Xolos. Lahu mulku s-samawati val ard, lahu ma fi s-samawati va fil ard. Yer osmonidagi hamma narsa Allohniki. Qo'lingizdagi mol. Chunki dalili nima? Ofat etsiz qolyaptimi, olib ketolmayapsizmi? Dalil shu. O'zingizniki emas.
Hazır canınız çıksa siz kimez o? Demek o aslı siz kimez. Tasarrufu vaktinçe sizde. Çünkü maliklik itibari maliklik değil. İnsanın maliklik. Hakiki maliklik Allah'ınki bu. İtibari malik insan. O şey maliklikte bende şu malını tasarruf kılgen peytide kendi tasarruf kılgen. Ben sadakatke köpçülük şu Ramazan'da bir ehemmiyet verildi. Bu cüde yakışı faziletti. Ama şu oranda bir sadakat hakkıdaki hani şunu da bir nüktelerden bir tasnaya etmektedir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre raziyallahu anhudan rivayet kılgen hadiste Ebu Zer'den hem rivayet kılgen raziyallahu anhu İmam-ı Nesai, İmam-ı İbni Hibban, İmam-ı Hakimler rivayet kılışken İmam Nesai, Ebu Zer raziyallahu anhudan ve Ebu Hureyre raziyallahu anhudan İbni Hibban ve İmam Hakimler Ebu Hureyre raziyallahu anhudan rivayet kılışken Hasan hadis yani amalda tatbik kılınan hadis etkenler ki bir gün bir dirham 100,000 dirhamdan ötüp ketti dediler. Bir dirham 100,000 dirhamdan ötüp ketti dediler. Kandı kılıp ya Allah'ın Resulü deyişti. Kattılar ki bir kişinin 2 dirhamı barıdı, bir dirhamını verdi. Bu haligi birinci dirham. İkinci adam malı köp idi, ondan bir kısım 100,000 dirham alıp oşanı sadaka kıldı. Ama bir dirham 100,000'den ozup gittiler. Bu kandı düşünürler dese, çünkü haligi adam malın yarımını verdi. Bu adam 100,000, ondan 100,000 beraber köp verdi. Ama bununki milyonlardı. O şundan bir kısım verdi. Mesela 500,000 olsaydı, 5'ten birini vergen bulundu. Yarımını vergenin acırını alamadı. Şunun için bir hadis-i şerifte geldi. En yakışı sadaka kaysa deyse etkenler ki, cudul mukil. Pulu kem adamının meşakkat çekip vergeni. Özünlükine bozuyor. Yani ki bar tuakat işe vergeni diyenler. Cahit ve cuhud ikisi rivayet var. Cuhud bulsa, bar tuakat işe uladı. Cahit bulsa, kıynanı bulsa, emirgen bulu. Bazıları kelesi birbirine orada kelesi diyor. Lakin meşgul gibi bir kelesi ayrıladı. Cahit bilen cuhud. Kimge diyenler de, keyin özünden, özün mesul bugünlerden başlayın diyenler. Özünden artsa, ayalin, farzendin, özün mesul bugünlerden başlayın diyenler. Bana bu hadis-i şeriften, kıynelip turup birgen adam mı? Acre en yaxşı sadaka deb aytgan. Başka bir hadis-i şerifte yaxşı sadaka qaysi deganda afzal en sadakanın afzali qaysi deganda mekan an zahri ginen behacetlik bilen berilgeni deganlar. Yani özünün hacetinden teşkarısı degan. Bazı ulamalar ikkala hadis ve belgesi deb körüp tabir kılışken birincisi yakini küçülü himmeti benden tadamgan. İkincisi yakini unchalik bo'lmagan himmati o'ziga yarasha, lekin ko'p narsa berib yuborsa qiyin o'zini o'zi yaxshi boshqara olmaydigan odamga deb aytishgan. Lekin aslida hadis-i shariflarni yaxshi tadqiq qilsangiz, Allohu alam ikkovining o'rtasida ziddiyat yo'q, qarama-qarshilik yo'q. Ikkita shaxs ham emas, balki ikkalasi bir-birini to'ldiruvchi. Qiynalgan odamni berishi o'zidan ortganini berish. O'zinikini berib yuborish emas. Lekin barını bir varış o. Uzdan artık geldiğinde barını bir varış. Bir hacetliğinden bu gene durduğun hem şu. Yani buraya karan bulmasından bir varış. Uzdan hacetini kandırıp dur. Bana bu hadis-i şerif hem yukarıdaki bir dirhamı tasdikliydi. İmam Ahmet'in musnetlerinde keledi Ali radıyallahu anh'dan bir kişi gelip etti ki ya Resulullah ben 100 dinarım barıdı 10 dinar sadaka kıldım dedi. İkinci adam, ben 10 dinarım barıdı, 1 dinar sadaka kıldım dedi. Üçüncü adam gelip, ben 1 dinarım barıdı, ondan biri 1 dirham sadaka kıldım dedi. Şimdi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, kullukum fil ecri seva dediler. Seva acırda hemen istiyorsunuz. Çünkü her biriniz öz malını ondan birini verip dediler. Bu yerde bir nazik, öyle şu hadislerin cemlegenimizden bir nazik nükte çıkardı ki, o kaysa deseyiz, bütün dünyanın bari mülkü Allah'ınkiyken mi, kolüzdeki hem Allah'ınkiyken mi? O neç pul verirsiniz Allah'ın ahemiyeti yok. Siz nene beri alayız, kançadan keçe alayız Allah için. Kalbinizden kança soğurulup çıka alayız. Kalbiniz kançaya daş veredi. Nefsiniz kançaya daş veredi. Gep şu yerde. Kança veriş demez.
100 bin mu? Siz Allah subhanahu wa ta'ala için himmetiniz kaç? Canınız rahatından kaçasından geçiyorsunuz? Malinizi lezzetinden kaçasından geçiyorsunuz? Yani gap şu yerde. Çünkü İmam Gazali etkenler ki, bu bir dirham bergen adam tibun nefs, yani köyünü sehavetinden, kengliğinden bir acı köpeyip gitken. Çünkü sehavet ne deyse köp verişmez. Sehavetin tarifi suhuletul infak. Asan infak kılış. Siz mesela boysuz. Milyar çıkar yapsın. Lakin çıkar yanında kıynel yaptı mı içiyiz? Siz bakılsız. Çıkarılırken nersene sunması demez sehavet. Sehavet çıkarılırken adam yazılıp yayarak beri yaptı mı? Yoyun ki kısınıp kımtanıp beri yaptı mı? O beri durup içiz cezirleyken olsa hala bakıllık var. Başka bir hadis-i şerifte Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam sadakanın yaşı kaç dediğinde hala hayattan arzuların üzülmesinden meze kılıp yaşamak için durduğunun peyti de ve kembeğal bu kalıştan korkup durduğun peytinde bergeni. Yani kembeğal bu oluştan korkutadığın derecede bergeni degen bu. Ama korkmasından. Bu Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam aynı sünnetler. Çünkü Cebrail aleyhisselam ile Ramazan'da Kur'an müdarese kılgen peyitlerde dedi İbn Abbas radıyallahu anh. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam tizginsiz şamal kebi olup getirdiler. Hem ayağını kamera varardılar. Kaysın manada yani özü en sahih kişiydiler. Ama Cebrail aleyhisselam ile Kur'an'ın müdarese kılgen keçeleri Ramazan'da himmetleri şuna kadar coşup getirdi ki birer bir kişi o kişinin himmetinden bir bahara kalmazdı. Yani tök saç olarak gelirlerdi hemen her sene. Şamal bulup getirdiler. Şamal deyip esip getirdiler diye. Sünnet bana şu. Siz bazı adamlar sünnet diyende özünün nefsine yakın bir tikten dersen şu var. Mehşun bilen mi kette derece alamayın deyip öyleydi. Doğru sünnetin her biri Ali. Bir ortası kemsitilmeydi. Lekin sünnetini bana bunu deyip Ali derecelerini hem kılışkı örgülemişsiniz gerek. Fakat nefsimizde doğru ki yanacağını telli olmazdı. Mana shunday sahih bo'lishlik sunnat shu. Shuning uchun mushriklarning vakillari kelgan paytda qanaqa topdinglar yangi payg'ambarni desa, shunaqa berarkanki, shunaqa kishilarga xayr qilarkanki, tugab qolishidan qo'rqmarkan degan. Tugab qolishidan qo'rqmasdan berarkan. Mana bu sunnat. Endi Rasul akram alayhi sollallohu alayhi vasallam darajalarini topish o'ta qiyin narsa, lekin yaqinlashishimiz kerak. Bu yerde biz hadislerden olgan nuktamız nima? Mana shu sahovatni qilarkanmiz, shu oylarda Rasul Akram alayhissalotu vasallam axloqlarini olishimiz kerak. Shu bilan birga biz me'yorni to'g'ri olishimiz kerak hadis shariflarda aytilmoqchi. Ya'ni siz palonchi 100 dollar berdi, men 200 berdim, undan ko'p savob oldim deb o'ylamang. U nechi qismini berdi, men nechi qismini berdim, shundan chiqadi. Mani 1000 dollar pulim bo'lsa, sizni 1 million pulingiz bor. Men 500'ini berdim Allohning yo'lida. Siz men 500 bilan olgan ajrni olish uchun 500 ming berishingiz kerak. 1000 berib turib 1 million pulingiz bilan men 500 da olgan ajrni 2 barobarini olaman deb o'ylamang. Ixlos bilan, muhabbat bilan ajrni oshishi alohida narsa. Lekin bu himmatni o'ziga bog'langan alohida me'yor. Shuning uchun haligi 1 dinor 1 dinordan 10 dan biri va 10 dinor bergan 3 ala odamga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 oylar ajrda tengsizlar dedi. Bir xil, ondan biri. Bu tushunchani bizga zakot beradi. Zakotda 40 dan bir beramiz hammamiz. Shuning uchun sahoba ikromlarning me'yorlari xayr qilishda ulush ajratish bilan bo'lgan. Pul sanash bilan emas. Hazrat Umar roziyallohu anhu aytganlar, u bir mashhur rivoyatda Abu Bakr Siddiqdan o'tib ketaman deb, o'zib ketaman deb ko'p urindim, qila olmadim. Bir safar Rasulullah sadaqaga buyurganlarida alayhi salatu vesselam malumni teng yarmini olib chiqdim, ko'ryapsizmi? Ular shunday o'lchashgan xayrni. Olib chiqib berdim, endi o'zib ketdim desam, Abu Bakr Siddiq hammasini olib chiqqani keldi. Rasululloh nima qoldirding ahlinga dedilar. Alloh va Rasulini qoldirdim dedi. Hech narsa qoldirmadim. Shunda amin bo'ldimki, Abu Bakrga yeta olmasa ekanman dedilar. Hazrat Umar ashab-ı kiramni o'lchamlari ana shunday bo'lgan. Bu Qur'oni Karimni o'lchami? Yusha ibn Nun Qorunga nasihat qilganda shunday degan. Qorun inna Qoruna kana min qawmi Musa, Musa alayhissalomning qavmidan bo'lgan, musulmon bo'lgan Qorun. Ko'pchilik kofir deb tasavvur qiladi Firavnga o'xshab.
Lekin Müslüman bo'lgan, Musa alayhissalomni qavmidan bo'lgan. Shuning uchun Yusha ibn Nun Musa alayhissalomni noiblari nasihat qilgan paytida iz qala lahu qawmuhu qawmdan murod Yusha. La tafrah. Qawma deb boshlab nasihat qilganda va btagi fima ataka Allohu darul oxira. Alloh senga bergan narsa bilan oxiratni ista. Mu'minga qilinadigan nasihat qilganlar. Kofirga qilinadigan nasihat emas, iymon keltir demaganlar. Mu'minga qilinadigan nasihat qilgan. Shunda aytgan bir nasihatlar va ahsin kama ahsanallohu ilayk. Alloh senga qanday yaxshilik qilgan bo'lsa, shunday yaxshilik qil. Mol beryaptimi? Mol ber. O millionni topib turib, iftor bilan qutulaman deb o'ylama. Ya bitta dasiga bitta mashina berdimmi, katta ish qildimmi deb o'ylamagin. Molinga yarasha ber. Alloh mol berdimi? Mol ber. Oson beryaptimi? Oson ber. Behisob beryaptimi? Behisob ber. Mana shu Qur'oni Karimni sunnat. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam yuqoridagi hadislardan ana shuni bayon olamiz. 1 dirham 100 ming dirhamdan o'zib ketdi. Nima bilan? U odam chunki molini yamini berardi. Inson molini yamini beradigan darajada bo'lish uchun saxovat o'ta baland bo'lish kerak, himmat o'ta baland bo'lish kerak. Hazrat Umarga o'xshagan bo'lish kerak. U molini yamini berganda ham 2 dirhamni yamini beryapti. Ya'ni 1 dirham ertaga yetmaydigan pul u. Agar 500 1 million pulingiz bo'lsa 500 mingni berib yuborsangiz 500 mingni yillarga yetadi. Ammo 2 dirhamni 1 dirhamni berib yuborish yo'q. U 1 millionni 500 mingni berib yuborishdan balandda u. Chunki uni 1 dirhamiga ertaga yashab bo'lmaydi. Ammo 1 millionni 500 ming dollariga bir 50 yil yashasa bo'ladi. Yoki 5 hech bo'lmasa 5 yil yashasa bo'ladi. Ammo 2 dirhamni 1 dirhamiga yashab bo'lmaydi bir kun. Ammo shuni berib yuborgani uchun ya'ni 100 ming dirham bergandan afzal. Bu yerda bir katta nuqta borki, pul berayotgan odam bergan summasiga qarab hovliqmasin. Katta ish qilib qo'ydim deb. Kambag'al odam, puli kam odam ko'p bera olmayapman deb nolimasin. Himmati bilan o'lchanadi u, berayotgan summasi bilan emas. Bizga o'xshagan o'rta miyona odam nolimasinki, o'zidan men shu katta pulim katta ehson qila olmayapman. Yo'q, siz beravering, borini bering. Boridan bering, qancha bersizdan. Shuningdek, boy bo'lsam qilaman deb kechiktirmasin. Boridan himmat qilsin. Sizga otangiz 100 juna berib yuboribdimi? Yo'q, 100 dollar berib yuboribdimi? 100 dollarni majlisat qilsangiz ham bo'ladi. 50 ga to'yib 50 gini birodaringizga bersangiz ham bo'ladi. Shuni qiling. Masjid qurgandan katta ajr olasiz vaqti kelsa. U masjid qurgan odam 40 million topgan pulidan 1 millioniga qurgan bo'ladi. Siz o'zingiz 100 dollaringizni 50 gini berib yuborgan bo'lasiz birodaringizga, o'rtog'ingizga qiynalgan paytda. Masjid qurgandan katta ajr olasiz. Mumkin 1 millionga masjid qurgandan. Himmatingiz ixlosingizga bog'liq. Shuning uchun biz doim tavsiya qilamizki, bu Ramazondagi himmatlardan tashqari kishi doim o'zini virdi qilib olsin. Zikirdan virdingiz bo'lgani kabi, roza tutishdan virdingiz nafil bo'lgani kabi, farz namozi 2 rakat bomdod yonida 2 rakat sunnat bo'lgani kabi, zakotni yonida doimiy o'zingizni mulkingizdan Allohning yo'lida moliyaviy ibodatdan ham virt qilib qo'yish kerak. Jismoniy ibodatdan, zaboniy ibodatdan virt bo'lgani kabi moliyaviy ibodatda masalan topgan pulingizni, foydangizni, qo'lingizga kelgan mulkni 10 dan 1 mi, 40 dan 1 mi, 5 dan 1 mi, hatto hadiya bo'lsa ham. Hatto hadiya bo'lsa ham. Pul topyapsiz bir masalan bir oyda 1000 dollar topdingiz. Keyin bir oy 200 berib ketdi yana. Ana shu 200 ni ham qo'shib 1200 dan chiqaring. 40 dan birini yoyinki 10 dan birini yoki 5 dan birini. Yamini chiqarsangiz hammaydi. U yoq himmatingiz. Ana shunday har kim o'ziga virt qilib olish kerak. Shunda inshaalloh summaga qaramang. Tushgan puling foydangizdan, tushgan mulkingizdan, nafaqat foyda. O'zingizga kelgan mulkdan doimo ajratishni o'rganing. Mana bu inshaalloh biz oxiratimizga boradigani shu. Bir rivoyatda keladi Oyisha roziyallohu anhoga Rasululloh akram alayhissalotu vasallam qo'y so'yganlarida tarqatinglar degan ekanlar. Shunda tarqatdik, qo'li o'zimizga qoldi degan ekan. Yegan. Shunda Rasululloh aytgan ekanlarki, yo'q, qo'li qo'ldan ketibdi. Qolgani o'zimizga qopti degan ekan. Chunki oxiratga borganingizda o'sha foyda beradi. Inson vafot etgan paytda eng katta nadomat chekadigan narsasi sadaqa qilib ulgurmagani bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolam Munofiqun surasida
infak qilinglar dedi. Bir kishiga ajal kelmaydi-ki, ajal kelgan paytda Parvardigor ozgina muddat ber, sadaqa qilib olay deb qoladi. Sadaqat nima uchun ulug'lanadi? Chunki u Alloh subhanahu va taolo bandalarini yaxshi ko'radi. U bandalarga yaxshilik u. U nafs bilan kurashish u. Allohning muhabbatini o'zini nafsini muhabbatidan, molni muhabbatidan afzal qo'yish o'shaning uchun u sadaqat ulug' sanadi. Sadaqat deb nomlangan, sidiqdan olingan iymonni rostligiga dalolat qiladi. Mana shu biz Ramazon oylarida yaxshi bir e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan ma'nolar. Ramazon zamanul hasanati, Ramazon zamanu mahattul barakati, Ramazon majalus salavati, tasmu bin nafs li mawlaha degan nashid bor. Ramazon zamanus sadaqati desa ham bo'ladi. Sadaqalar vaqtidir, hasanatlar vaqtidir. Bu onlarni g'animat bilish kerak, xususan qadr kechalari kelyapti. Shu kechalarda qadrni topishni vasilalardan bittasi har kecha ozgina bo'lsa ham sadaqa qilib qo'yish kerak. Masalan, biror kambag'alga iftorlik qilib berish kerak. To'rtta xurmo bilan bo'lsa. Mana shuni o'zimizga ibrat qilib olsak, bu inshaalloh katta ajr bo'ladi. Va inshaalloh katta tarbiya bilan chiqamiz Ramazondan. Alloh subhanahu va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Amaliga muvaffaq aylasin. Xatolarimizni o'zi kechirsin. Subhan rabbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع الرحيم